Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Berke Gürler. Bu videomuzda breadboard nasıl kullanılır ona bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, elimde değişik breadboardlar var. Şu şekilde sizi alırken bu şekilde renkli olanlar ve yazılı olanları almanızı tavsiye ederim. Şu şekilde yazısız tipler var, bunlardan tavsiye etmem. Evet arkadaşlar, şimdi breadboardlarımızda iç kısımlarımız var ve bir de dış kısımlarımız var. Dış kısımlarda şu şekilde size de göstereyim, artı eksi artı eksi yazan kısımlarımız var. Burayı enerji kanalları olarak kullanacağız. Yani buradan içinde kurmuş olduğumuz devreye enerji vermek için bu kanalları kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu enerji verilen kanallar, yani şu kısımlar, artı eksi dediğimiz bölüm, uzunlamasına doğru her bölüm kendi içinde bu şekilde kısa devre arkadaşlar. Yani eksi kendi uzunlamasında kısa devre, artı kendi uzunlamasında kısa devre. Yani şuradaki bütün delikler birbirine temas ediyor arkadaşlar. Eksi için de aynı şey geçerli. Buradaki eksi için de buradaki bütün delikler hepsi birbiriyle kısa devre. İç kısımlarsa arkadaşlar, bunların aksine bu şekilde hepsi birbirine kısa devre. Devreyi kurmak için en ideal yol bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde oluşturulmuş üretilirken. Şimdi arkadaşlar, daha iyi anlamanız için bir örnek devre kuracağım. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimi ayarladım. Şu şekilde jumperlarım ve dirençler, ledlerimi ayarladım. Şimdi devremizi kuralım. Yapacağımız devre arkadaşlar, 5 volt ile bu ledleri nasıl yakacağımıza dair bir devre. Şimdi arkadaşlar, ledlerimizin 5 voltla zarar görmemesi için şöyle 330 kilo ohmluk dirençler kullanacağız. Genel olarak zaten ledlerde de 330 kilo ohmluk ön dirençler kullanılıyor, 5 voltta zarar görmemesi için. Şimdi arkadaşlar, ledimizin içinde önceki videolarımızda da göstermiştim zaten. Led ölçüm videomuzda göstermiştim. O videomuzu izlemek için de şuraya tıklayabilirsiniz. Ledimizin içine baktığımızda size göre sağ tarafta bir kancalı kısım var arkadaşlar. Bu kancalı kısma eksi voltajımızı uygulayacağız. Diğer kalan kısma da artı voltajımızı uygulayacağız. Yani direncimizi şuraya artı kısma takabiliriz arkadaşlar. Şimdi eksiyi şuradan vereceğim ben. O yüzden eksimi direkt enerji kanalına oturtuyorum. LED'imin artısını da buraya oturtuyorum. Şimdi direncimi takıyorum arkadaşlar. 330 kilo ohmluk ön direncimi takıyorum. Evet arkadaşlar, 330 kilo ohmluk ön direncimi de taktım. Şimdi diğer LED'imi de aynı şekilde eksisine bakıyoruz. Eksi yine size göre sağ tarafta. Onu yine aynı kanala oturtuyoruz, eksi kanalına. Şu şekilde arkadaşlar, yine aynı hizada oturttuğumuzda LED dirençlerimizi. Şimdi arkadaşlar, dirençlerimizin ucundan da artıyı eksiyi belli etmek için renkli kablo kullanıyorum. Yani artıyı kırmızı kabloyla ifade ediyorum. İkinci LED'imizi artı kanala bu şekilde gönderiyorum, ucunu. Şimdi ucunu artı kanalına göndereceğim, aynı yere. Şuradan da voltajımızı uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi voltajımızı uygulayalım. Kırmızı kablo kalmadığı için artıyı turuncu kabloyla, eksiyi de siyah kabloyla arkadaşlar. Evet, şimdi buradan enerjilerimizi uygulayacağız, 5 voltluk. Güç kaynağımı ayarlıyorum 5 volta. Evet arkadaşlar, 5 volta ayarladım. Şimdi eksime eksime, artıma artıma bağladığımda, evet, ledlerim çalıştı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey diyebilirsiniz. Burada dirençler kısa devre olmadı mı diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bu ortadaki çizgi bu tarafla bu taraf şu ortadaki çizgiden ayrılıyor arkadaşlar. Yani şu kısımla bu kısımda herhangi bir irtibat yok arkadaşlar. Ne dikey ne de yatay polarizasyonda herhangi bir şekilde elektriksel irtibatları yok. Şu ortadaki çizgiden ayrılıyorlar. Bu da kullanımda büyük kolaylıklar sağlıyor. Yani şurada herhangi bir kısa devre yok arkadaşlar. Zaten olsaydı ledlerimiz çalışmayacaktı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda breadboard nasıl kullanılır bunu öğrendik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.